Evet, merhaba arkadaşlar. Kitabımızın dördüncü sayfasına geldik. Bu videoda şimdi porta üstündeki ve altındaki notaları öğrenelim diye bir başlığımız var. Burada fa anahtarıyla şu do'dan koyu renkle belli etmiş re, mi öğreniyoruz. Burada fa, sonraki nota do, sonraki nota fa, sonraki nota do. Sonra orta do'ya geldi. Sağ elle, yani sol anahtarıyla devam etti şimdi. Do, bakın. Sol. Do. Sol. Sonra la, si, do. Evet, öğrendiğimiz notalar bunlar. Onun bir altında, notaların altına isimlerini yazalım ödevi var. Onu beraber yapalım. Bakın, ilk nota fa anahtarında do. Sonra tekrar. Sol anahtarında yine bir ödev var. Bu do notası. Bakın, orta do burası. Bu do'dan başlamış. La, sol, si, mi, do, la. Evet, bu şekilde. Burayı da çözmüş olduk. Şimdi Tooting the Tuba parçasına geçelim arkadaşlar. Orta do'm burası. Sağ elimin İlk iki notası, bakın, si sol burada, orta do burada, si sol burada. Sol elim için söylüyorum, orta do'm, bir sol atladım, bir sol daha atladım. Bu kitabın bu serisinde arkadaşlar özellikle geniş aralık, geniş oktav aralığı çok çalıştırıyor. Diğer kitaplarda daha yanaşıktı, yavaş yavaş açmıştı 1-2'de. Ama bu biraz daha geniş aralık açıyor arkadaşlar. Şimdi sol elde bir susumuz var. Ama ondan önce sağ elde susumuz var. Sol elimiz başlıyor. Bakın. Bir sol eli yapıyorum. Sol, iki, fa, re. Sol, iki, mi, do. Re, mi, fa, re. Sol, iki, mi, do. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyor parçamız. Şimdi sağ elimizde sus, si sol, sus, si sol, sus, do sol. Aslında bu susta sol elde notalar var. Bakın şimdi. Sağ elim staccato. Şekilde arkadaşlar. Bir de arkadaşlar sol ele dikkat ederseniz ölçü sonunda bir bağ bitiyor. Yani solden fa re. Burada bir hafif bir bağ sonu diyoruz biz buna. Sol fa re sol mi do. Böyle staccato gibi değildi. Sanki dörtlük notayı böyle sekizlik gibi çalıyormuşuz şeklinde düşünün. Bir kere baştan sona çalıyorum şimdi. Arkadaşlar bu parçayı çalıştıkça hızlandırabilirsiniz. Yani şöyle bir hıza da gelebilir. Evet, istediğiniz şekilde hızlandırabilirsiniz. Tabi bunları çalışırken mutlaka bir öğretmen gözetiminde olması gerekiyor arkadaşlar. Ben size burada sadece hani bir parçanın notalarını, yerlerini, işte vuruşlarını böyle küçük bilgiler vermeye ve parçayı tanıtmaya çalışıyorum. Çünkü el tekniğimiz, duruş tekniğimiz, işte artikülasyonumuz, ellerimizin yumuşaklığı, bunlar hani videoyla düzelecek şeyler değil. Mutlaka bir takipçinizin olması gerekiyor. Ama hiç yoksa da en azından parçaları bu şekilde çalışabilirsiniz. Şimdi diğer parçamıza geçiyoruz. Village Flutist diyor. Şimdi bu parçanın notaları nerede? Bakın, bir önceki sayfada o notayı göstermiştik, hani yeni notalar diye. Sağ elden bahsediyorum. Orta do, bir sonraki do, bir sonraki do. İşte buradan alıyor parçayı.
Şimdi bu parçamızı da çalışalım bence. Sol elimiz nerede? Orta do. Bir sonraki do. Bir sonraki do'dan aldı. Bakın bayağı bir açıklık verdi. Yani bunlara do 1, do 2, do 5 demek istemiyorum ben. Yani böyle daha çabuk ve daha sanki kalıcı bulunuyor. Orta do'muz burada. Sol el için. Geldim buraya. Evet. Şimdi sol eli bir çalıyoruz. Bakın orada bir 4 vuruş do var. O uzarken sonraki sol sol notaları nasıl çalınacak? Bakın do, sol, 2, sol. Do, sol, 2, sol. Yani buradaki do kalkmayacak arkadaşlar ölçü boyunca. Şimdi çalıyorum size parçayı baştan. Şuradaki geçişi gördünüz, bakın 3 ile geçti, sonra tekrar açtı. Burada şu çok önemli, böyle geldim, beklemiyorum, zamanı geliyor, açıyorum elimi ve daha rahat gidiyorum. Yani do 2 deyip son anda geçmiyorum, açıyorum o boşlukta. Evet, bu parça da çok zor değil arkadaşlar. Bir kez daha çalıyorum, en azından tanımış olduk. Evet. Siz buna çok yavaş çalışmalısınız. Küçük bir örnek veriyorum. Devam etmeyeceğim. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde çok yavaş çalışmalısınız. Bazen şu hataya düşebiliyoruz. Yeni bir parça alıyoruz. Diyoruz ya bu hızlıymış, hadi hızlı başlayalım. O zaman birbirine karışıyor. Parçanın notaları, ritimleri, her şey birbirine karışıyor. Yeni parçaları mutlaka çok ağır bir şekilde. Küçük bir örnek vereyim. Mesela çok ileride seviyeniz arttı, Türk Marşı'nı çalacaksınız Mozart'ta. Şimdi parça hızlı çalınıyor. Hemen ilk deşifrede şunu yaparsanız şöyle şeyler çıkar, bakın. Böyle çıkar. Yani el koordinasyonu, işte parmak artikülasyonu, her şey böyle darmadağın olur. O yüzden hani o seviyeye gelmiş olsanız bile deşifreyi yaparken çok yavaş. Yani sanki bu parça bu parça değilmiş gibi. Böyle hissede hissede, zaten çalıştıkça da zaten hızlanacaktır parça. Evet arkadaşlar, bu çalışmamızı da burada bitirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.